Je suis Mohamed de Molenbeek. Ben Molenbeek'ten Muhammed. Ben bir terör mağduruyum ama aynı zamanda birçok kişinin gözünde de potansiyel bir teröristim. Her gün yeni bir savaş vermek çok zor. Bir parçam hep eksik gibi. Kendime çeki düzen vermemi, yaşamaya devam etmemi gerektiren çocuklar işte burada. Onlara değerlerimizi aktarmak istiyorum. Lübnan'la benim değerlerimizi, insani değerleri. Ulus, din ve kültür gözetmeksizin tüm insanları sevme gibi değerlerimizi. Sen benim ruh ikizimdin. Benim güvendiğim en yakın arkadaşımdın. Lübnan, babasının memleketi Zaley'de defnedildi. J'ai le plus petit de 3 ans qui lui ne comprend pas. Ufaklık 3 yaşında ve olan biteni anlamıyor. Annesinin artık burada olmamasını anlayamıyor işte. Sürekli onu soruyor. 8 yaşındaki ise çok öfkeli. Annesinin böylesine bir şiddete maruz kalarak bizden çalınmasını nasıl kabullensin ki? Bunu bir yetişkinin anlaması bile zor. Kaldı ki bir çocuk nasıl anlasın? Çok zor, çok. Belçika kralı benim için iyi bir baba demiş ve benim çocuklarımın sorumluluğunu da üzerinde hissetmiş. Eşimin uyum için örnek alınacak bir kişi olduğunu duymak benim için eşsiz ve mutluluk verici bir andı. C'est vrai que c'est plus incompréhensible de savoir que c'est une personne provenant ayant les mêmes origines que moi entre guillemets. Bu insanların benimle aynı kökten oluşunu, böylesine bir nefretle dolu oluşlarını aklım almıyor. Bir açıklamam yok. Tüm bu güzellikleri alıp götürmek için hem kendinin hem de etrafındakilerin canına kıymak. Aklım almıyor bunu. Burada sözcükler eksik kalıyor. İnsanlıklarını kaybettiler ve diğer insanları insanlıktan çıkartıyorlar. La meilleure manière de combattre. Terörizm ve bu tür ideolojilerle en iyi mücadele yöntemi açık görüşlülüğe, hoşgörüye, diğer insanları tanımaya açık olmak. Ve mutlak bir gerçek diye bir şey olmadığını ve kimsenin kendi gerçeğini başkasına empoze etme hakkının olmadığını kabul etmek. Buradan bakıldığında içinde yaşadığımız topluma yararlı, iyi bir vatandaş olmak çok önemli. Dünyanın benim dünyaya geldiğim kısmını çok seviyorum. Bu kitap diğer insanlarla konuşmak, onlarla diyalog aramak için bir araç, ayrıca bir sağduyu çağrısı işlevi görmeli. Hoşgörü, sorumluluk, saygı için. Cet appel à l'acceptation les uns pour les autres, à la considération et à le respect, c'est clairement une thérapie. Et finalement, c'est avant tout. Bu elbette bir terapiydi ve aynı zamanda Lübnan'a bir armağan. Bununla birlikte prensesimi ölümsüzleştirmek istiyorum. Lübnan'ın adının anlamı sevgi zaten, insanlara duyulan sevgi. Bu kitap çocuklarım, çocuklarımız için bir miras. Adı hala kapı zilinde yazıyor. Tabii ki
Burası onun evi. O artık burada yaşamıyor olsa da. Artık burada yaşamıyor olsa da.